Saha Expo'da vitrine çıkan en önemli araçlardan bir tanesi de Havelsan'ın geliştirdiği insansız kara aracı sınıfındaki kapkan. Kapkanı da ben burada ilk defa gördüm. Tekerlekli bir araç. Şimdi kapkanla ilgili detayları alacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Veysel Ataoğlu ben. Robotik ve otonom sistemler proje müdürüyüm. Kapkan aracımız aslında ilk defa Saha Expo'da sergiliyoruz. Bildiğiniz üzere biz 2019 yılında özellikle Barkan'la başlayarak daha sonra insansız hava aracımız Baha ile insansız hava ve kara araçları konseptini ortaya çıkardık. Dijital birlik değil mi bunların dijital hepsi? Dijital birlik diyoruz tabii. Burada mesela daha sonra insansız gemimizi de içine alarak dijital birliği oluşturduk. Bu dijital birlik konsepti de bunların otonom birlikte görev yapabilir hale gelmesiydi. Bu süreç içerisinde biz sürekli sahadaydık, bölgedeydik, kullanıcıyla, sol kullanıcıyla görüşüyorduk ve oradan aldığımız geri bildirimlerle ve orada yaptığımız testlerden sonra kapkan aracı ortaya çıktı. Yani kapkan aracı da artık bölgeye uyarlanmış, daha hareket kabiliyeti daha yüksek, daha ağır faydalı yüklerle hareket edebilen bir araç olacak ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben tabii burada bir izleyicilerimize kısa bir bilgi vermek istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı nasıl Türkiye'de insansız hava araçlarıyla birlikte yeni bir sayfa açıldı. Birçok ürün var. İnsansız kara araçlarıyla ilgili de savunma şirketlerimize bir görev verdi ve Havelsan onlardan bir tanesi. Havelsan'ın sonuçta biz yazılım, komuta kontrol sistemleri, yapay zeka üstünde Havelsan olarak bu araca ne katıyorsunuz? Çünkü siz bir palet, tekerlek, tabii, motor yapmıyorsunuz. Tabii biz şöyle, bizim aslında platform üretici ortaklarımız var. Biz bunlarla platform üretimi yaptıktan sonra gerekli faydalı yükleri de belli bir çalışma aşamasından sonra bizim ana hedefimiz bu araca otonom kabiliyeti sağlamak. Ve bunları daha sonra sürü olarak da çalışabilmesini, yani ana hedefimiz geleceğin muharebe sahasında kullanılacak konsepti ortaya çıkarmak. Bu çalışmaları yaparken de dediğim gibi yani son kullanıcıyla sürekli görüşüyoruz. Son kullanıcıyla sahadayız, kuvvetle, Savunma Sanayi Başkanlığımızla oradan gelen geri bildirimlerle bunları ortaya çıkarıyoruz. Buradaki en önemli görevlerden biri de dediğim gibi platform üreticilerimize düşüyor. Ancak konsept belirlerken biz de nasıl bir konsept belirlenmesi gerektiği noktasında onlara destek veriyoruz. Bir noktada belli bölgeler var. Buralarda paletli araç kullanabiliyorsunuz. Belli bölgeler var. Burada tekerlekli araç. Burada tercih tekerlek oldu. Tabii tercih tekerlek oldu. Özellikle bizim Körfez ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde yani bölgede bölgenin yapısını biliyorsunuz zaten. Coğrafi yapıya uygun olarak bir araç ortaya çıkarmak istedik. Bu araç hem bizim bölgemizi hem de Körfez ülkelerindeki bölgeyi rahatlıkla idame edebilecek bir araç ortaya çıktı. Şimdi tabii buradaki topa baktığımız zaman 30 milimetre bir top görüyoruz. Yanlış söylemiyorsam Canin Top, Kule'de ünlü robotics şirketlerin, zaten ilerleyen videolarda da daha detaylı olarak konuşacağız. Şimdi niye 30 milimetre var bu aracın üzerinde? 30 milimetre dediğimiz aslında yeni bir konsept. Siz de özellikle son zamanda Rusya Savaşı'nda görüyorsunuz, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda. Zırhlı araçların karşılaştığı anda kimin üstün olduğu bu noktada çok önemli. Yani bu silahı biz şu anda Canik firmamız ve Unidef'le çalışıyoruz. Buradaki silah da yaklaşık 3 kilometre menzil, 2 kilometresi etkili menzil olarak diyebiliriz ve 800 metrede de 25 milim kalınlığındaki bir zırhı delik geçebiliyor. 25 milimetre çok ciddi bir kalınlık. Zaten siz de çok güzel söylediniz, Ukrayna Savaşı'nda gördük. Peki benim merak ettiğim, tabii kulesiyle böyle bir araç kaç ton ağırlığında ve bu kadar 30 milimetrenin geri tepmesi konusunda hani nasıl bir öngörü? Çünkü siz bu 30 milimetre bence İKA'larda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Evet, zaten o yüzden şu anda aracımız tekerlekli. Aracın yapısına baktığımız zaman geniş, daha geniş bir araç ve daha uzun bir araç ortaya çıkardık. Burada 1.4 tonluk bir aracımız var ama yaklaşık 600 kilogram faydalı yük taşıyabiliyoruz. Bunun şu anda yaptığımız çalışmalarda yaklaşık bir ay içerisinde hareket kabiliyeti testlerini tamamlamış oluyoruz. Daha sonra atış testlerine geçiyoruz. Hedefimiz burada İDEF'e
tamamen atış testleri de tamamlanmış bir araç ortaya çıkarmak ve bölgede kuvvetin hizmetine sunmak. Bakalım biz belki de testlerine Havelsan davet eder. Sizlere de anlatırız. Çünkü Mayıs 2023'te olacak hedef. Orada çok heyecanlı böyle ürünlerin en azından daha olgunlaşmış hallerinde göreceğiz gibime geliyor. İnşallah bekleriz. Sizleri bazı testlerimize de davet edeceğiz. Peki Türk Kara Kuvvetleri nasıl bir insansız kara aracı yapılanması yapılacak? Biraz da onunla. Çünkü insanların aklarında İHA'lardaki gibi çok farklı ürünler var. Kimisi gramla, kimisi 12 tona galiba kadar çıkıyor. Evet. Biraz da Türk Kara Kuvvetleri ne hedefliyor? Biraz da bunu anlatır mısınız? Şimdi kuvvetimizin hedefi ileriye dönük olarak insansız araçlar birliği oluşturmak. Aslında bu birlikten kastımız da sadece yani 1 ton, 2 ton, 5 ton değil. Farklı tonajlarda, farklı noktalarda farklı görev konseptlerini yapabilecek araçları oluşturmak istiyorlar. Bu noktada bir nevi bu araçlar otonom olarak da birlikte görev yapabilecek. Yani son bölgemizde ve yakın bölgelerde yaşanan savaşlar ortaya çıkardı ki bizim artık muharebe alanlarındaki savaş konsepti değişti. Yani koruma konsepti, her şey değişti. Burada en iyi silah, en iyi hareket kabiliyetine sahip araç kiminse o bir adım önde olacak. Ve kuvvetimiz de bu yönde çalışmalarını devam ettiriyor ve onların da yönlendirmeleriyle biz ortaya neler çıkarabiliriz? Bunların üzerine çok çalışıyoruz ve bölgede de sürekli aktif haldeyiz ve bölgede çeşitli testleri yapıyoruz. Şu anda Balkan'la ilgili testlerimiz devam ediyor. Oradan aldığımız geri bildirimlerle bu araçlar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çok çok teşekkürler Veysel Bey. Sonuçta insansız hava araçlarıyla Türkiye gerçekten yepyeni konseptler oluşturdu. Ben eminim ki çok kısa süre içerisinde insansız kara araçları. Arkada görmüş olduğunuz insansız deniz araçları, silahlı bunlar, SİDA'larla da yepyeni konseptler ortaya çıkacak. Türkiye İHA'daki gibi dünyada bu konuda da söz sahibi olacak.